Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda sizlere kaldığımız yerden tabii ki devam edeceğiz. Nerede kaldık? En son plasentada kaldık arkadaşlar. Yumurtanın yapısından bahsetmiştik. Yumurta kabuğu, koryon zarı, amniyon zarı, allantois kesesi, vitellus kesesi, bunlardan bahsettik. Şimdi geriye plasenta kaldı. Bu videomuzda ise plasenta ve erkek üreme sistemini anlatacağız. Şimdi diyeceksiniz hocam plasenta ve erkek üreme sistemi ne alaka? Erkek üreme sistemi biraz daha kısa olduğu için ilk önce onu anlatacağım. Daha sonra diş üreme sistemine geçeceğim. Çünkü diş üreme sisteminde menstruasyon döngüsü de var. O yüzden diş üreme sistemini bir sonraki videoda anlatacağım arkadaşlar size. Hemen başlayalım isterseniz. İlk önce plasentadan bahsedeceğiz. Plasentanın yapısından, özelliklerinden, görevlerinden bahsedeceğiz. Daha sonra arkadaşlar erkek üreme sistemine geçeceğiz. O zaman şöyle bir yan başlık olarak yazalım plasentayı. Plasenta. Arkadaşlar plasenta memelilerde bulunan bir yapıdır arkadaşlar. Bakın sadece memelilerde bulunur. Diğer hayvanlarda bulunmaz. Mesela işte sürüngenler olsun, kuşlar olsun bunlarda bulunmaz. Sadece memelilerde bulunan bir yapıdır arkadaşlar. Peki plasenta nasıl oluşuyor? Neden oluşuyor? Arkadaşlar embriyoya ait olan koryon ve allantois zarından annenin de uterus duvarından yani rahim iç duvarındaki dokulardan oluşuyor arkadaşlar plasenta. O zaman plasentanın yapısına katılan iki yapı varmış. Bunlar neymiş? Koryon ve allantois arkadaşlar. Bunlar karşınıza çıkabilir, sorulabilir. Bir de annenin uterusunun iç kısımları, iç dokuları katılıyor. O zaman şöyle yazalım. Sadece memelilerde bulunur diyelim. Sadece memelilerde bulunur. Embriyodan katılan hangi yapılar? Embriyodan allantois ve koryon ile annenin ya da anneden katılan uterus neydi? Rahim değil mi? Uterus iç dokularıyla oluşur. İç dokularından oluşur. Bu şekilde arkadaşlar oluşuyor. Peki ne yapıyor? Görevi nedir? Arkadaşlar embriyonun beslenmesi için ve ayrıca boşaltım atıklarının da atılması için görev yapar. O yüzden oldukça önemlidir tabii ki plasenta. O zaman böyle yazıyoruz. Embriyonun beslenmesi ve boşaltımını sağlar. Boşaltımını sağlar. Ayrıca arkadaşlar şunu da söyleyeyim ben. Solunum olayını da sağlıyor. Nasıl sağlıyor bunu? Hani solunum gazları neyle taşınıyor? Kanın içerisindeki al yuvarlarla taşınıyor. Dolayısıyla embriyo da yine anneden gelen oksijenle kendi oksijen ihtiyacını karşılıyor. Kendi ürettiği karbondioksiti anneye vererek de onu kendinden uzaklaştırıyor. Yani solunum olayını da gerçekleştirir diyebiliriz. O zaman şöyle yazalım. Embriyonun solunum olayını gerçekleştirir. Evet, iki görevi bu şekilde. Gelelim bir diğer özelliklerine. Arkadaşlar, plasentanın embriyoya bağlanan kısmına biz göbek bağı diyoruz. Bakın, plasentanın embriyoya bağlanan kısmına biz göbek bağı diyoruz. O zaman yazalım. Plasentanın embriyoya bağlanan kısmına göbek bağı denir. Göbek bağı denir. Peki arkadaşlar göbek bağında damarlar vardır. Atar damar ve toplar damar. Şimdi bunlardaki besin madde alışverişi ters bir durumdur. Hani nasıl biz dolaşım sistemini anlatırken diyoruz ya akciğerlerde tam tersi bir durum vardır. Normalde atar damarlar temiz kan, toplar damarlar kirli kan taşır. Ama akciğerler ile göbek bağı hariçtir arkadaşlar. Göbek bağı damarları bebeğe göre isimlendiriliyor. Bebekten çıkan damara göbek bağı atar damarı, bebeğe gelen damara da göbek bağı toplar damarı diyor. İlk önce bunu yazayım, daha sonra temizlik kirliliğini anlatacağım ben size. Şimdi bebekten çıkan
bebekten çıkan, aslında embriyodan deseydim daha doğru olurdu ama yine de bu şekilde yazalım. Bebekten çıkan göbek bağı tar damarı, göbek bağı atar damarı, bebeğe gelen göbek bağı toplar damarı. Göbek bağı toplar damarı. Şimdi bunlarda nasıl bir durum var? Şimdi bebekten çıkan damarda ne bulunur? Bebekten çıkan damarda atık maddeler bulunur, değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar, göbek bağı atar damarı kirli kan taşır. Hem karbondioksit açısından kirli kan taşıyor, hem de arkadaşlar amonyak vardır fazla miktarda. Daha sonra karbondioksit vardır, yine başka atıklar da bulunuyor. O zaman göbek bağı atar damarı kirli kan taşıyor. Peki anneden bebeğe ne gelecek? Anneden bebeğe de besin gelecek, oksijen gelecek. Dolayısıyla temiz kan gelecek arkadaşlar. O zaman göbek bağı toplar damarında da ne vardır? Temiz kan vardır. Şimdi bu göbek bağına göbek kordonu falan da diyorlar ama bizce bence en uygun kullanım göbek bağı olur. Arkadaşlar, plasenta ayrıca bir görevi daha var arkadaşlar. Endokrin bez gibi davranarak östrojen ve progesteron hormonlarını salgılıyor arkadaşlar. Ve böylece fetüsün, yani bebeğin anne karnında döl yatağında kalmasını sağlıyor. O zaman son olarak bunu da yazalım, daha sonra bitirelim. Şöyle diyeceğiz. Plasenta endokrin bez gibi davranır. Endokrin bez gibi davranır. Progesteron ve östrojen hormonu salgılar. Salgıladığı bir hormon daha var. Belki duymuşsunuzdur arkadaşlar. Koriyonik gonadotropin hormonu dediğimiz bir hormon vardır. Bu da koriyonik, hani zaten nasıl diyeyim size, göbek bağının hani sağlam kalmasını sağlayan bir hormon gibi de düşünebiliriz arkadaşlar. Çok değişik bir özelliği yok. İsim olarak bilmeniz yeterlidir. Koriyonik gonadotropin. Gonadotropin. Yani aslında gonadların oluşumuna katkı sağlayan bir hormon da olabilir. Evet, koriyonik gonadotropin hormonu salgılar. Demek 3 tane hormon salgılanıyormuş ama bence bize sorulacak olanlar progesteron ve östrojendir. Bunu sadece hani bilginiz olsun diye yazdım, söyledim. Evet, böylece biz plasentayı bitirmiş olduk arkadaşlar. Plasentanın özellikleri, görevleri bu şekilde. Özellikle şu atar damar toplar damar işini kesinlikle unutmayın, karşınıza çıkabilir. Şimdi geliyorum artık insanda üreme sistemine geliyorum arkadaşlar ve ilk olarak da erkek üreme sistemini işleyeceğiz. İlk önce başlığımızı yazalım, daha sonra devam edelim. İnsanda üreme. İnsanda üreme diyoruz. Ve birinci olarak da neyi anlatıyoruz? Tabii ki erkek üreme sistemini anlatıyoruz. Bir diyorum, erkek üreme sistemi. Erkek üreme sistemi. Erkek üreme sistemi daha kısa olduğu için dedim plasenta ile birlikte anlatayım. İkisi birlikte aynı videoda anlatmış oluruz. Şimdi arkadaşlar, erkek üreme sistemini oluşturan yapılardan ilk önce bahsedelim. Nedir bu yapılar? Testisler, sperm kanalları, seminal bez, Cooper bezi ve penisten oluşur. Bu seminal bez ve Cooper bezi dediğimiz bezler yardımcı bezlerdir. Ama testisler, sperm kanalları, bu sperm kanalları dediğimizde işte vas deferans kanalı falan var. Bunlardan bahsedeceğiz. Bir de penisten oluşur dedik arkadaşlar. Şimdi ilk önce oluştuğu yapılardan bahsedelim. Daha sonra spermin yapısından falan da bahsedeceğiz. O zaman yazalım. Erkek üreme sistemi testisler, sperm kanalları, daha sonra seminal bez, Cooper bezi. Bu seminal bez dediği prostat bezi arkadaşlar. Cooper bezi ve penisten oluşur. Şimdi arkadaşlar,
Penis ve testisler vücut dışarısında bulunuyor. Ama geriye kalan kopur bezi, seminal bez bunlar vücudun içerisinde bulunuyor arkadaşlar. Şimdi testisler anne karnındayken ilk önce karın boşluğunda gelişiyor. Daha sonra skrotum denilen bir torbanın içerisine yerleştirilerek dışarıya gönderiliyor. O şekilde bir gelişim sağlanıyor arkadaşlar testisler için. Neden peki dışarıda saklanıyor? Çünkü vücut içi sıcaklığı arkadaşlar sperm üretimi için uygun değil. Bu yüzden de vücut dışına gönderiliyor. Orada belirli bir sıcaklık ayarlanıyor. Hani vücut dışındaki sıcaklık belirleniyor. Buna göre sperm üretimi gerçekleşiyor testislerde. Bu yüzden de testisler skrotum torbasına geçerek arkadaşlar dışarıya aktarılıyor. Zaten bu gelişim sürecinde anne karnındayken gerçekleşen bir olaydır. Hatta dışarı falan çıkmıyorsa eğer çok sıkıntı da olabiliyor. Mesela çocuk cinsiyeti öğrenmede genelde 3. ayın sonu böyle 4. ayın başlarında cinsiyet öğrenilir. Çünkü testislerin işte dışarıya çıkması o aylarda gerçekleşir. Diyelim ki anne gitti işte çocuğa dediler ki kız. Bir ay sonra tekrar gitti. Dediler ki yanlış söylemişiz erkek. Neden öyle diyorlar biliyor musunuz? Çünkü bu testisler bazen geç çıkabiliyor arkadaşlar dışarıya. Geç çıktığı zamanlarda da ilk başlarda sanki kızmış gibi görünüyor. Daha sonra arkadaşlar testisler dışarı çıktığı için erkek olarak görünüyor. Evet, bu şekilde söylediklerimizi ilk önce yazalım isterseniz. Şöyle diyelim. Testisler ve penis vücut dışında bulunur. Vücut dışında bulunur. Testisler önce karın boşluğunda gelişir. Karın boşluğunda gelişir. Sonra dışarı aktarılır. Dışarı aktarılır. Skrotum, bakın skrotum kesesi arkadaşlar oldukça önemlidir, sorulabilir. Skrotum kesesine testisler yerleşir. Testisler yerleşir. Peki dışarı aktarılmasının sebebini de yazalım. Vücut ısısı üretimi için yeterli değildir. Ya yeterli değildir derken uygun değildir aslında demem daha doğru olurdu. Uygun değildir yazalım arkadaşlar. Uygun değildir. Bu yüzden testisler skrotum kesesinde vücut dışında bulunur. Evet, bu şekilde testislerden bahsettik. Şimdi arkadaşlar testislerin içerisinde böyle ince kanallar vardır. O kanalları biz epididimiz kanalları diyoruz. Epididimiz kanallarının içerisinde bulunan leydik hücreleri tarafından spermler üretiliyor. Ve arkadaşlar leydik hücreleri tarafından testosteron salgılanıyor. Ve spermlerin olgunlaşması için vas deferans kanalına gönderiliyor. Spermler ilk önce oluştuklarında bakın hareketsizdirler. Daha sonra hareket yeteneği kazanırlar arkadaşlar. Arkadaşlar testisler içerisinde dediğimiz gibi seminifer tüpçükler vardır. Bu seminifer tüpçüklerde yani şöyle anlatmam daha doğru olur. İki çeşit hücre vardır. Bunlardan bir tanesi Sertoli hücreleri, bir tanesi de Leydig hücreleri. Şimdi bu Sertoli ve Leydig hücrelerinin görevlerini ben size söyleyeyim ayrı ayrı. Sertoli hücreleri testislerde işte spermlerin üretildiği hücrelerdir arkadaşlar. Leydig hücreleri ise testosteron hormonunun üretildiği hücrelerdir. Testosteron hormonu üretildiği zaman spermler epididimizde karıştırdım burada bir dakika. Kendime bir toparlayayım ben. Karıştırdım her şeyi. Ben bayağı çorba yaptım arkadaşlar. O yüzden şöyle bir çizdim kendimi önceden.
Şimdi bakın, testislerde seminifer tüpçükler vardır. Bu seminifer tüpçüklerde iki çeşit hücre var. Sertal hücresi ve Leydig hücresi. Sertal hücrelerinde sperm üretiliyor. Leydig hücrelerinde, diğer ismi interstisyal hücreler arkadaşlar. Leydig hücrelerinde de testosteron salgılanıyor. Üretilen sperm yine seminifer tüpçüklerde epididim istediğimiz bir yer vardır. Oraya gönderiliyor. Testosteron da tabii ki buna etki ediyor. Ve epididim iste spermler hareket yeteneği kazanıyorlar arkadaşlar. Yani kamçıları oluşuyor. Bir nevi başkalaşım geçiriyorlar. Daha sonra hareket yeteneği kazanan spermler vaz deferans kanalına gider. Vaz deferans kanalı da üretraya açılır. Üretradan dışarıya gönderilir. Şimdi erkeklerde erkek üreme sisteminde hem spermler arkadaşlar hem de idrar aynı kanalla atılır. Yani ikisi de penisten atılır. Bu yüzden sperm atılacağı zaman idrarın gelmesi engellenir arkadaşlar. Vaz deferans kanalı da bu yüzden unutmayalım. Şu an daha böyle derli toplu oldu. Özür dilerim, kusuruma bakmayın. İlk başta böyle bir her şey çorba yaptım, birbirine karıştırdım. Şimdi bunları anlattıktan sonra bir de size bezlerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Nedir bu bezler? Seminal kesecik dediğimiz bezler vardır. Daha sonra Cooper bezi ve prostat bezi vardır arkadaşlar. Bu yardımcı bezler ne yapıyorlar? Spermlerin hareketini kolaylaştıran ve beslenmesine yardımcı olan seminal sıvı, yani meni sıvısı dediğimiz sıvıyı salgılıyorlar arkadaşlar. Seminal sıvı İşte sperm üretimi, hani spermler geliyor ya, epididimis hareket yeteneği kazanıyor. Orada bu seminal sıvıyla da birleşiyor. Daha sonra vaz deferans kanalından üretra ile birlikte üretradan dışarıya atılıyor arkadaşlar. Bir spermin ömrü yaklaşık 48 saattir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Peki hani dedik ya, İdrarla sperm aynı kanaldan çıkıyor diye. Bunu engelleyen yapı hangi yapıdır? Tabii ki bu da prostattır. Erkeklerde özellikle hani tuvaleti geldiği zaman tutmak çok çok iyi değildir arkadaşlar. Hani hemen dışarı çıkması gerekiyor. Çünkü ileride prostat hastalığına sebep olabiliyor. O yüzden dikkatli olunması gerekiyor. Şuraya isterseniz bu bezleri de yazayım. Neydi bezler? Seminal bezler. Seminal bez. Bazen bu seminal bez geçmez de sadece prostat ve Cooper bezi söyler. Cooper bezi, prostat bezi. Prostat bezi. Bu bezler ne yapıyormuş arkadaşlar? Seminal sıvıyı üretiyormuş. Seminal sıvıyı üretir. Bu sıvı spermlerin hareketini kolaylaştırır. Ve beslenmesini sağlar. Evet, bu şekilde bezlerle ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar arkadaşlar. Şimdi gelelim spermin yapısından bahsetmek istiyorum. Şimdi spermin yapısının da yine çıkma ihtimali vardır. Bu arada döllenmeye hangi kısım katılıyor, hangi kısım katılmıyor, buna da bakmış oluruz. Şöyle yan başlık olarak spermin yapısı diyorum. Spermin yapısı. Arkadaşlar, spermin şeklini çizeyim. Şekil üzerinde anlatayım, daha doğru olur. Arkadaşlar şöyle çizdim yapıyı. Bakın. Şimdi sperm 3 kısımdan oluşuyor. Baş, boyun ve kuyruk kısmından oluşuyor arkadaşlar. Baş kısmı şu kısımdır. Baş kısmı şu kısım, boyun kısmıdır. Şurası da zaten anlaşıldığı gibi kuyruk kısmıdır. Kuyruk kısmı hani bildiğiniz kamçıdır arkadaşlar ve hareketi sağlıyor. Boyun kısmında mitokondri ve sentrozomlar vardır. Bakın şöyle, şunlar mitokondri, çok sayıda vardır mitokondri ve sentrozomlar vardır. Sentrozomlar biraz daha boyun kısmından baş kısmına yakın olan yerdedir arkadaşlar. Çünkü yumurtanın içerisinde sentrozom yoktur ve sentrozom nereden gidecek? Zigot için sentrozom nereden gidecek? Mecburen spermden gidecek. O yüzden de spermin baş kısmının daha yakın olan yerde bulunuyor. Daha sonra gelelim baş kısmına. Şimdi baş kısmında iki tane yapı vardır. Bunlardan bir tanesi akrozomdur. Akrozom uç kısımdadır. Bir tanesi de çekirdektir.
Şimdi çekirdek zaten bildiğimiz üzere döllenmeye katılıyor. Ama akrozom ne iş yapıyor? Akrozomun işi önemli. Arkadaşlar akrozom yumurta üzerinde zona pellucida dediğimiz bir tabaka vardır. Bu tabakanın eritilmesini sağlayan lizozom enzimleri bulundurur. O zaman şöyle yazalım. Yumurtada bulunan zona pellucida tabakasının erimesini sağlayan lizozom enzimleri bulundurur. Lizozom enzimleri bulundurur. Zaten bir tane sperm gelip bu tabakayı hani eritip içeriye girdikten sonra başka spermin içeriye girmemesi için zona pellucida tabakası katılaşıyor arkadaşlar. Ve daha başka sperm gelip giremiyor içeriye. Spermin içerisinde bulunduğu o meni sıvısı bazik bir sıvıdır arkadaşlar. Uterusun ürettiği yani rahimin ürettiği sıvı ise asidik bir sıvıdır. Dolayısıyla ikisi bir araya geldiği zaman ne oluyor? Döllenme nötr bir ortamda gerçekleşiyor. O zaman şöyle yazalım açıklama olarak. Spermin içinde bulunduğu sıvı bazik rahmin ürettiği sıvı asidiktir. Bu durumda döllenme nötr ortamda gerçekleşir. Evet. Arkadaşlar bir de burada şundan bahsetmek istiyorum. Yumurtada bulunan kılıf fertilizin dediğimiz bir salgı salgılıyor. Fertilizin salgısını salgılıyor. Ve bu fertilizin salgısı spermi kendine doğru çekmesini sağlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla taksis dediğimiz hareketi sağlıyor. Şimdi bakın hareket baktığımız zaman hareket 3'e ayrılıyor. Şimdi bitkilerde bir hareket vardı 2 tane. Neydi bunlar? Tropizma ve naste hareketi vardı. Bir de taksis hareketi vardır. Taksis göçüm hareketi demektir arkadaşlar. Taksis genellikle böyle kamçılı olan işte hayvan hücrelerinde görülen bir hareket özelliğidir. Nedir bu? İşte belli bir madde salgılanıyor. O maddeye doğru hareket etmeye biz taksis hareketi diyoruz. O zaman şöyle diyelim. Yumurta kılıfı fertilizin salgılar. Sperm taksis hareketi ile yumurtaya doğru gider. Evet, bu şekilde döllenme olayı da gerçekleşiyor. Şimdi arkadaşlar döllenmeye sadece hangi kısım katılıyor? Spermin baş kısmı katılıyor. Spermin baş kısmı katıldığı için babadan gelen mitokondriler yumurtaya girmiyor. Yani embriyo mitokondrisini kimden alıyor? Sadece anneden alıyor. Sentrozom ise kimden gider arkadaşlar? Babadan gider. Ama son yıllarda yapılan araştırmalara göre, tabii bu kesinlik kazanmamış henüz, o yüzden biz yine eskisini kabul edeceğiz. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre babadaki mitokondriler de döllenmeye katılıyormuş. Yani yumurtanın içerisinde zigotun oluşumuna katılıyormuş arkadaşlar. Evet, daha kesin olarak bir sonuç yok. Bu yüzden biz yine eskisini bilelim yeterlidir. O zaman şöyle diyelim. Embriyoya mitokondri anneden, Sentrozom babadan gelir. Evet, bu şekilde bunları da söylemiş olduk. Şimdi gelelim arkadaşlar. Erkek üreme sistemine ait hormonlar var. Bu hormonlardan bahsedelim. 3 tane hormonumuz var zaten. Bunlardan da bahsedelim. Erkek üreme sistemini bitirelim. Erkek üreme sistemi hormonları. Şimdi 3 tane hormondan ikisi hipofiz tarafından salgılanıyor. Bir tanesi de
az önce söyledik, Sertol hücreleri Leydig hücreleri tarafından sentezleniyor arkadaşlar. Şimdi bakın, erkek üreme sistemindeki hormonlardan bir tanesi FSH. FSH yani folikül uyarıcı hormon. Folikül uyarıcı hormon. Yani bir şeyi uyaracak. Neyi uyaracak? Spermin üretilmesini uyarır arkadaşlar. Testisleri uyararak sperm üretilmesini sağlar. O zaman yazalım. Testisleri uyararak sperm üretimini sağlar. Üretimini sağlar. En önemli görevi budur. Daha sonra gelelim ikinci hormon LH. Bu da luteinleştirici hormon. Luteinleştirici hormon. Bu da arkadaşlar yine hipofizden salgılanan bir hormondur. Bu da ne yapıyor? Seminifer tüpçüklerdeki Leydig hücrelerini uyararak buradan testosteron hormonunun salgılanmasını sağlıyor. Seminifer tüpçüklerdeki Leydig hücrelerini uyararak testosteron salgılatır. Görevi bu. Bir de son olarak arkadaşlar testosteron. Bu da spermlerin olgunlaşmasını sağlıyor. Bir de arkadaşlar erkeklerde ikincil eşeysel özelliklerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Nedir bu ikincil eşeysel özellikler? İşte kılların çıkması, daha sonra kasların gelişmesi, sesin kalınlaşması gibi özellikler ikincil eşeysel özelliklerdir. Bunları testosteron yapar. O zaman şöyle yazalım. Spermlerin olgunlaşmasını ve ikincil eşeysel özelliklerin bu özellikleri de yazayım parantez içerisinde neydi? Ses kalınlaşması. Daha sonra kas gelişimi oluşmasını sağlar. Erkeklerin kasları kadınların kaslarından biraz daha gelişmiştir. Daha fazla gelişmiştir hatta. Bunun sebebi de testosteron hormonudur arkadaşlar. Evet, böylece spermin yapısını, yine erkek üreme sistemi hormonlarını, plasentayı, erkek üreme sisteminin genel özelliklerini işledik arkadaşlar. Böylece erkek üreme sistemini bitirdik. Sonraki videoda diş üreme sistemi yapılarından ve tabii ki menstrual döngüden bahsedeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.